Çabalarımızın bedeli. Ben sana söylemiştim anne. O bebeğin kanı ellerimizde demiştim. Hatırlıyor musun? Benim veya değil, ne fark eder ki, o küçücük bir bebekti. Evet, ben hiçbir zaman baba gibi hissetmedim. O küçük tekmesini hissettiğimde bile. Ama eğer sana karşı koyabilseydim, lanet olası kalbime karşı koyabilseydim, belki de o bebek yaşıyor olacaktı. Eğer o bebek benim diyebilseydim, belki de her şey çok farklı olacaktı. Ama yapamadım. Ve kendime, ve Cemre'ye itiraf edemedim. Çünkü çok sevdim anne. Utandım. Elimde olsaydı sevmezdim. Ben bedel ödemeye hazırım. Annem. Hazırım. Abi, gazetecilere yakalanmadan çıkalım biz. Personel çıkışından çıkacağız zaten. Tamam abicim. Şu valizleri alsanız. Alfa, ben çıkıyorum. Yusuf Bey yarın için toplantımızı hatırlatır mısın? Tamam efendim. Kolay gelsin. Nedim Bey, sözleşmede yer alan riskli maddeler nedeniyle daha önce sizinle görüşmüştük. Evet. Proje işleyişinde bir sorun çıktı. Ama sözleşme maddeleri nedeniyle adım atamıyoruz. Ne gibi bir sorun? Yusuf'la görüştünüz mü? Yusuf Bey'e ulaşamıyoruz efendim. Şirketini aradık, bilgileri yok. Proje sorumlusu arkadaşları da bilgilendirdik ama henüz dönüş alamadık. Bir daha arayın, benim çıkmam gerekiyor. Hatta yarını beklemeyelim, biz bugün toplanalım. Tamam efendim. Siz Yusuf Bey'e ulaşınca bana haber verin, ben de hemen gelirim. Peki efendim. Kolay gelsin. Sağ olun.
Nedim Bey'in odasını hazırladım. Nasıl yani? Sen niye Nedim'in odasını hazırladın ki? Şeyden... asansör bir tek o kata çalışıyor ya. Neyse damlacığım, sırası değil hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.